Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilirken hep 21. asrın kafasıyla düşünüyoruz. Şimdi Efendimizin yaşadığı zamana hayalen yolculuk edelim. Arap Yarımadası'na tam 1400 sene öncesine gidelim. Vahşet ve zulüm o derece yaygınlaşmış ki diri diri toprağa gömülen minicik masum kızlar var. Her tarafta eziyet gören ve insan yerine dahi konulmayan köleler var. Bir adamın 20 tane kadınla evli olabilmesi gibi değersizleşen kadınlar var. Ve bir insan ortaya çıkıyor, tüm bu vahşet ve zulüme meydan okuyor, karşı çıkıyor. Ve Allah'ın birliğini bütün dünyaya ilan ediyor. Kardeşim ilginç değil mi? Bak böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ve böyle bir ortamda Efendimiz çıkıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu insanlara ilan edip yüzlerce mucize göstermiş. Üstelik Efendimizin hak olduğunun delilleri yalnız mucizeleriyle bitmiyor. Bütün hareketleri, sözleri, ahlakı, karakteri ve ciddiyeti onun peygamber olduğunu ispat ediyor. Mesela İsrailoğullarının alimlerinden Abdullah İbni Selam yalnız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmiş. Tarihte daha bunun gibi çok fazla olay var. Efendimiz'i öldürmek niyetiyle onun yanına gelen insanlar Müslüman olmuş, öyle değil mi? Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler, ben bu dinden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben bu uğurda canımı veririm diyecek kadar davasında kararlı ve cesur ve korkusuz ve onu tebliğ ettiği bir hükümden bütün dünyada toplansa geri çeviremez. O kadar kararlı bir insan. Bütün hayatında bu kararlılığı görüyoruz. 40 yaşında da ömrünün sonunda da aynı kararlılıkla insanları tebliğ ediyor. Beyler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi. Mesela Efendimiz Hazreti Ebubekir ile beraber Mekke'den Medine'ye hicret ederken düşmanların takibinden kurtulmak için bir mağaraya sığınıyorlar. O sırada Kureyş müşrikleri Efendimiz'i öldürmek niyetiyle sığındıkları mağaraya doğru yaklaşıyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bir şey yapacaklar diye çok endişeleniyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti Ebubekir'e korkma, Allah bizimle beraberdir demesi onun yiğitliğini, korkusuzluğunu ve onun Rabbine olan güvenini gösteriyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavırları, davranışları onun doğruluğunu ve gerçekten peygamber olduğunu gösteriyor. Bu özellikleri gören on binlerce insan bu hakikati kabul etmişler. İslam'ı kabul ettikleri için birçok sahabe çok ağır işkenceler görmüş. Ama anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyecek kadar çok sevmişler. Evet, kendi canlarından, kendi mallarından, kendi evlatlarından daha çok sevmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında on binlerce adam var. Ve bunların içinde çok dikkatli, çok zeki insanlar da var. Fakat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da en ufak bir yapmacıklık görmemişler. Çünkü Efendimiz tamamen doğal, tamamen gerçek. Yapmacık haşa hiçbir hareket yok onda. Ve o devirdeki sahte peygamberler ne yapmış? Kendi taraftarlarına, kendilerine taraftar toplamak için altın dağıtmışlar. Ve geçici süreyle ne yapmışlar? Kendilerine adam toplamışlar. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. İslam'a giren sahabeler bu yolda her şeylerini feda ediyorlar. Demek ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da öyle büyük bir hakikat görüyorlar ki bunu yapabiliyorlar. Bir insanın bir konuda samimi olup olmadığını anlamak için onun güvenilirliğine ve ciddiyetine bakarız. Efendimizin her hali, karakteri, hayatı onun çok muhteşem bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyor. Hatta düşmanları bile onun yüksek ahlakından dolayı Muhammedül Emin lakabını vermişler. Bak düşmanları bile Muhammedül Emin diyorlar. Doğruluğuyla ve güvenilirliğiyle meşhur olmuş bir zattan bahsediyoruz. Küçük bir meselede dahi
yalan söylemeyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle bir insan peygamberlik gibi büyük bir meselede sizce yalan söyler mi? Haşa, elbette yalan söylemez. Kardeşim, örneğin sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimden, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Bugün doktorlar sigaranın zararlarını açıklıyorlar değil mi? Buna rağmen böyle basit bir adeti insanlar bırakamıyor. Hatta can çıkar, huy çıkmaz diye meşhur bir söz var. Bakın Hazreti Muhammed Aleyhisselam hükümdar olmadığı halde kısa bir süre içerisinde adetlerine körü körüne bağlı inatçı bir toplumda ne yapıyor? Kökleşmiş adetleri kaldırıp onların yerine güzel ahlakı tesis ediyor. Mesela Peygamberimiz gelmeden önce merhametsizlik o kadar yüksek bir seviyeye gelmiş ki kendi kızlarını öldürürlerken üzülmeyen cani insanlar, cani kavimler var. Ancak İslamiyet'in getirdiği merhamet, şefkat sayesinde önceden kızlarını gömerlerken üzülmeyen insanlar Müslüman olduktan sonra karıncaya bile ayak basamaz hale geldiler. Bu kadar mükemmel, bu kadar köklü bir değişimin insanlık tarihinde bir benzeri yok. Düşünsenize kardeşim, nefse ağır gelen birçok emir getirmiş Efendimiz. Namaz, oruç, zekat vesaire. Ama bunlarla en önce kendisi amel etmiş. Mesela ayakları şişene kadar namaz kıldığı rivayetlerde geçiyor. Teheccüd namazını kılıyor her gün değil mi? Allah Resulü'nün tek başına yaptığı bu büyük değişimler sıradan bir insanın yapabileceği büyüklükteki olaylar değil kardeşim. Vahşi bir topluluğu, korkunç bir vaziyetteyken bütün dünyaya rehber olacak bir noktaya getirdi. Yani medeniyetin zirvesine yükseltti. Yani kardeşim bu olaylar olağanüstüdür, mucizedir. Ve bunları yapan ancak bir peygamber olabilir. Dolayısıyla Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberidir.